Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün daha önce videosunu çektiğimiz bu Piccolo Mondi'nin gösteri araba setinin nasıl yapıldığını bir arkadaşımız sormuş. Şimdi onun için bir video çekmeye karar verdik. Umarız yardımcı olabiliriz. Bakalım, şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane siyah aparat var. 4 tane. Şunlardan, yine sarılardan 4 tane var. 3 tane yeşil yol var. 1 tane kırmızı yol var. 1 tane mavi yol var. Bir de bitiş aparatlarıyla yolun başlangıcına takılan bir aparat var. Şimdi kırmızı olana bitiş aparatını takıyoruz. Bunların takılması şöyle sürgülü. Sürgülü olduğu zaman daha kolay takılıyor, gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde takıyoruz. Herhangi bir ucuna takabilirsiniz, fark etmiyor. İkisi de aynı. Sonra şu alev çemberi şeklinde bir aparat var. Onu da şuraya takıyorsunuz. Onu da şöyle. Takamadım. Niye takamadım acaba? Onu da şöyle geçiriyorsunuz. Bu böyle hazır oluyor. Sonra mavi olana, yine bir ucuna fark etmiyor, şu aparatı takıyorsunuz, sürgülü olarak geçiriyorsunuz böyle. Bu da böyle takılmış oluyor. Bu yolun başına gelecek mavi. Kırmızı olan da yolun sonuna gelecek. Şimdi yeşil yolları birleştiriyoruz. Yeşil yolların birleşimine de bu sarı aparatları takıyoruz. Ben daha önceden takmıştım. Şimdi çıkartayım, tekrar takalım. Şimdi şu kısma, gördüğünüz gibi yarısına yeşilin bir tanesini şöyle sürgülü olarak takıyorsunuz. Diğer yarısına da diğer yeşili takıyorsunuz sürgülü olarak ve birbirine takılmış oluyor böylece. 3 tane yeşil var demiştim. 3 tane yeşilin her birleşimine bir tane sarı aparat takıyorsunuz. Sarı aparatında şu yuvarlak kısmına takıyorsunuz yolları. Bunları bu şekilde takıyorsunuz. Fakat 3 tanesini aynı yönde takıyorsunuz. 3 tanesini bu şekilde takıyorsunuz. Sonuncuyu, bir tanesini ters yönde takıyorsunuz. Ters olacak şekilde. Şimdi bu yolları kıvırdığımız zaman ben size göstereceğim nasıl olduğunu. Yolu böyle helezon şeklinde kıvırıyorsunuz. Böyle kıvırdıktan sonra şu üç tanesi şöyle kısa kenarları arka arkaya yan yana gelecek şöyle. Gördünüz mü? Yay şeklinde kıvırıyorsunuz yolu. Bu üçü yan yana gelecek. Bu üçü bu şekilde yan yana gelecek. Dördüncüsü de şu dördüncü sondaki olan ters yönde kalıyor. Böyle karşılarında kalacak yani. Şimdi önce şu siyah aparatları takalım. Bu siyah aparatlar da bu sarıların şu alt kısmına geçiriliyor. Ortasındaki artı işaretindeki şekillerin içine şurada takma yerleri var iki tane. Onları yine sürgülü olarak geçiriyorsunuz birbirine. Bu şekilde takılıyor. Diğerlerini de takayım ben. Şunu da taktım. Şunu da taktım. Gördüğünüz gibi 3 tanesi yan yana gelecek şu şekilde. Sonra bu siyahların yanlarında takma yerleri var.
birbirine geçme yerleri var. Bu üçünü birleştiriyorsunuz. Bir tanesini ters takmışım ben. Şimdi çıkartıyoruz. Bu üçünü yan yana takıyoruz. Siyahları. Ben de ters taktım. Tamam, düzgün takmışız. Sonra bu en son ters yönde olanı da altına takıyoruz. Taktık. Bakın. Şunu bir öne takalım. Evet, gördüğünüz gibi 3 tanesi bu yöne bakıyor arkası. 3 tanesi arkası bu yöne bakacak. En soldaki yolun sonundaki de karşı tarafa bakacak. Şunu helezon şekilde büküyorsunuz, yeşil yolları. 3 tanesinin sırtı bu tarafa bakacak. Sondaki sarı aparatın yuvarlak kısmı bize bakacak. Bu şekilde koyuyorsunuz. Ondan sonra yolun sonu olan kırmızıyı yine sürgülü olarak buraya takıyorsunuz. Bu şekilde bunu buraya takıyorsunuz. Bu böyle. Sonra yolun başlangıcına da mavi olanı takıyoruz. Bu şekilde mavinin diğer ucunu da buraya tekerle takamıyorum tabii ki. Ama ters takmışım. Bunu da sürgülü bir şekilde buraya takıyorsunuz. Ve böylece kurulmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burası yolun başı oluyor. Böyle araba dönüyor. Ve kırmızı da bitiyor. Sonra en son olarak da şu ters olan sarıyı da diğerlerinin yanına takıyorsunuz. Altında siyah aparatlar var demiştim ya. Yine aynı şekilde onları yanına takıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuncağımızın kuruluş şekli, son hali bu. Kırmızı yola bitiş aparatını takıyorsunuz. Mavi yola başlangıç aparatını takıyorsunuz. Sonra yeşil yolları sarılarda birleştirip helezon şeklinde kıvırıyorsunuz. Sarıların bir tanesinin arkası ters tarafa bakacak. Üçünün arkası ters tarafa bakacak. Sonra altlarına o siyah aparatları takıyorsunuz sürgülü olarak. Dördünün de altına siyah aparatları takıyorsunuz. Sonra hepsini yan yana takıyorsunuz. Yani yalnız şuna bir dikkat edin. Bu ters tarafta olanın takılma yerini bir kaydırıyorsunuz. Yani aynı hizada bağlı takmıyorsunuz. Biraz daha ayrı olarak takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi farklı yönlerde görünüyor onlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızı, önerilerinizi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.